Dershaneler varsa okullar niye var? Bana anneler şunu söylüyor. Babalar şunu söylüyor. Ben diyor ahırımda davarımı sattım, dershane ücreti ödedim. Bir tarafta da bana diyor ki ben aldığım maaş ortada. Kimisi asgari ücret. Kimisi 1000 lira, 1250 lira. Aldığım paradan en düşük dershane ücreti biliyorsunuz yılda yaklaşık 2000 lira. Bu civarda. Ayda ortalama 250 lira. Ben her ay 250 lirayı diyor bunu ödüyorum. Evimin kirası neyle geçineceğim diyor. Ama vermek zorundayım diyor. Böyle bir durumda karşı karşıyayım diyor. Biz zannediyoruz ki maalesef her taraf rahat. Çok kolay. Herkes rahat rahat bu parayı veriyor. Böyle bir şey yok. Ve şu anda 22 bin liraya kadar yıllık bu çıkıyor. Kimlerden çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi az önce Fen Lisesi öğrencilerini burada dinledik. İnanın soralım, bu yavrularımızın birçoğu dershaneye gidiyordur. Okudukları yer neresi? Fen Lisesi. Bizim yaptığımız araştırmalarda Fen Lisesi ve sosyal bilimlerden %95'i dershaneye gidiyor. Fen Lisesi bu ya. Sosyal Bilimler Lisesi. Bu benim oradaki hocalarıma saygısızlık değil mi? 800 bini aşkın öğretmenlerimiz yok farz ediliyor. Ta ilkokuldan, ortaokul, lisede bu yavrularımızı hazırlayan, yetiştiren öğretmenlerimize bana göre saygısızlık yapılıyor. Adeta sanki bu öğretmenlerimizin bu yavrular üzerinde hiç emeği yok. Dershaneye git, üniversite imtihanlarında neticeyi al, ondan sonra da sırtına bir tane şöyle tişört giydir. Bak, bizim dershanenin başarılı öğrencisi, senin dershanenin başarılı öğrencisi değil, okulunun başarılı öğrencisi. Bunu görmemiz lazım. Yani demek ki bu devletin okulları bu yavrularımıza hiçbir şey verememiş. Orada 6 ay, 9 ay kursa gitmiş. Ya öğrendiği sadece test tekniğini öğreniyor. Yoksa 11 yılın veya 12 yıl şimdi zorunlu eğitim. Bir de bunun okul öncesi var. 13 yılın özetini hemen orada 9 ayda mı veriyor? Böyle bir şey yok. Birbirimizi lütfen aldatmayalım diyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer eğitim öğretimde bir katkınız olsun istiyorsanız, ey dershane sahipleri, bir araya mı gelirsiniz? Kendiniz mi? Size teşvik verin. Gidin, o size teşvik verdiğimiz yerlerde okullarınızı kurun. Sizlere ucuz kredi verin. Sizlere vergide belli oranda muafiyet getirelim. Enerji harcamalarında muafiyet getirelim. Gidin oralarda çocuklarımızı, yavrularımızı alın. Ve size sınıflarda öğrenci garantisi verelim. Limitimiz bizim 30 öğrenci. Kaç öğrenci buldun? 15. Ne kadar açığın var? 15. O açığı 15 öğrencinin bedelini de biz size, maliyet bize neyse biz o maliyet üzerinden biz ödeyelim. Hiç olmazsa biz şunu da söyleriz devlet olarak, ya fakir fukaranın çocuğunu da biz böyle bir özel okula gönderdik. Hadi gelin samimiyseniz bunu yapalım. Daha ne diyeceğiz ya, daha ne yapacağız? Efendim benim elimde birikmiş öğretmenler var. Bugün bir gazetede onu okudum. 40 yaşın üstündekiler ne yapacak diyor. Biz 40 yaşın üstündekini de alacağız. Hiç bize bahane uydurmayın. 40 yakın üstündekini de alacağız. Mülakatla alacağız, devletin okullarına koyacağız. Mesele bu ülkede bir fitne, bir nifak oluşmasın. Birbirimize farklı nazarlarla bakmayalım. Ve şu yavrularımızı rahat rahat, ben çamurun içinde büyüdüm. Toprakla ben oynaştım, kokuştum. Ama istiyorum ki bizim çocuklarımız da hafta sonlarında spordu, sanattı, ne bileyim
sokaklarında, bahçelerinde, yeşilde yuvarlansın, koşsun, bir şöyle çocukluğunu yaşasın ya. Çocuklar çocukluğunu yaşamıyor. Bunları kurtarmamız lazım. Bunları benim öğretmenlerim, sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir çocuğun psikolojik yapısını, pedagojik yapısını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bunların üzerinde durmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Çocukluğunu, gençliğini sağlıklı yaşayamayan bir toplum, huzurlu bir toplum olamaz. Bizim artık bunu aşmamız gerekiyor. Bu sorunu geride bırakmamız gerekiyor. Onun için şunu unutmayalım, eğitim bir süreçtir. Eğitimle ilgili her reform da süreç içinde gerçekleşir. Bıçakla keser gibi ben yaptım oldu mantığıyla gerçekleşen reform eğitime fayda değil, zarar getirir. Biz dönüşümler yapıyoruz.